Modül webler anlaşıldı. Bol, bol pratikli gün içinde. Onlar iyice kalıcı olacaktır. Şimdi şeyi yönelim. İyelik zamirleri, Türkçedeki iyelik zamirleri. Yani Hollanda'da her possessive pronoun denilen. Yani benim, senin, onun ifadesi. Kişilik bildirme. Hı? Kişilik bildirme. Kişilik değil, iyelik, aitlik. Hı. Neydi? Öznemiz ik. Jij, hij, zij, wij, jullie, zij. Ik ben demekti. Benim demek mein. Mein. İstiyorsan not al. Mein. Senin demek yav. Yani yay, ya oluyor. Hı hı. Ya da hani yazılı ifadede, hani resmi ifadelerde, yazılı dilde genelde kullanılır. Ya. Bu ya. Genelde hani yazılı, resmi ifadeler. Yani genelde yazım dilidir bu. Ama konuşma dilinde her zaman ya diye söyleniyor. O ya da erkek için o, kadın için o, ikisi ayrı şeyler. Kadın için olan, yani zay için har olur. Senin, şey onun, erkek için sein olur. Tam tersi gibi. Kadında komple değişiyor. Çoğul öznelerde weide, onze ya da ons olur. Bu neye göre alıyor? Artikline göre alıyor. Yani Hollandaca'da lit vorden derler. Yani de ya da het olmasına göre. Ya da belirli olmayan artikıllarda. Mesela belirli olmayan artikel het ile başlıyorsa, örnek veriyorum. Bir evden bahsediyoruz. Ama ev belirli bir ev değil. Herhangi hani ön ev, ön house diyoruz mesela. House het ile başladığı için ons house olur. Yani nasıl belirli, örnek veriyorum mesela. Belirli evden bahsediyorsak o zaman e yine gelir. Yani sadece e almayan hali Hollandaca'da hani bir kelime, bir isim het'le başlıyorsa ama konuşma sırasında belli olmayan, yani senin de benim de hani genel bir evden bahsediyorsak, bilindik bir ev değil de, o zaman sonuna e almaz. Ons olur. Tamam. Yuli, sizin ifadesi Yuli'ydi. Yine Yuli olarak kalıyor. Yani şeyi de aynı şekilde aitlik bildirimiydi mesela. Yuli Haus. Zay. Onların da onların ifadesi yani onlar için. Onların hün. H-U-N diye yazılır. Hün. Hün Haus. Ons bizim miydi? Ons bizim, evet. Mesela ne diyoruz? Mein computer. Your computer. Her computer ya da sein computer. Pardon, tersi. Sein computer, her computer. On the computer. Your computer, hün computer. Aynı şekilde ev için mein house, your house, her house, sein Haus, uns Haus, da unser Haus, Jüle Haus, Hün Haus. Hep böyle. Tamam. Şeyler böyle. İyilik zamirleri böyle. Bunları da ezberlemek gerekiyor bunları. Başka bir konu. Hollandaca'da çoğul yapma. İsimleri nasıl çoğul yapılıyor? Daha önce anlattığımı bilmiyorum. Hollandaca'daki çoğul olan isim kelimelerin hepsi dö ile başlar. Yani bir kelime het bile olmuş olsa kendi artikeli, eğer onu çoğul haline gelmişse dö alır. Hep istisnasızdır. Bütün çoğullar dö olur. Mesela ne diyelim? Kitap. Het ile ilgili bir tane yapalım. Çoğulu dö ile demiştir, tamam mı? Mesela het apartment.
Apartment Hollandaca da şeydir. Mesela 3-4 katlı falan olur genelde evler. Ama kullanım yeri böyle 2 katı mesela bir ev gibidir. Diyelim 4 katlı bir ev var. Yanında da bir yer var. İşte yan yanadır onlar. Yanında da bir yer var. Girişim benim burada, öbürününki yanda. Ben buradan giriyorum, üst katı da bana ait. İkinci kat da bana ait. Alt katla birlikte. Üstteki de aynı şekilde. Üçüncü ve dördüncü katlardaki yerler ona ait. Bunu apartman diyorlar. Bizdeki hani apartman dediğimizde daire anlıyoruz ya. Daire de bunlar da flat diye geçer. Bu ev konusu, onu geleceğiz sonra. Ben şimdi ne dedik? Hep apartman dedik değil mi? Bu tekil, bir tane apartman diyor. Het ile başlıyor. De olursa, şey, çoğul olursa bu, sonuna en takısı gelir. T tamam düşüyor mu? Yok, düşmez. Sonuna en takısı gelir. De apartmantın. Ten diye okunmaz. Hani bahsetmiştim daha önce. E'nin mesela September'da sonu, çünkü sessizle bitiyor, başında sessiz vardı. Bu da aynı şekilde. Apartmantın. Sonu ne ile bitiyor? Başın önünde T var, sessiz harf var. Apartmantın oluyor. Peki T'nin düştüğü var mı? T yok, çoğul düşmez. Sadece belli istisnalar var. Düşme değil de hani mesela bazı kelimeler sonuna tın almaz da S alır. O niye S alır onu birazdan söyleyeceğim. Mesela diğer başka bir şey ne diyelim? Yine het ile başlasın. Het jongen. Genç erkek çocuk anlamına geliyor. Het jongen. Mesela çoğul olduğu zaman bu. De. Jongen. Jongen. The Jongens. Niye The Jongens olur? Çünkü Jongen'ın olmuyor. Çıkmıyor. Ses oluşmuyor yani. Oluşuyor. Jongens. Dolayısıyla Jongens diye çıkması daha şey oluyor. Yani S takısının gelme olasılığı bir, en'in hani telaffuz edilemeyeceği yerler. Belli kelimelerde, bütün kelimelerde. Örnek veriyorum, %80 kelimeler hep sonuna en olarak çoğul oluyorsa çok azı. Sonuna S alır. Bu da telaffuz edilemediği için. Bir de S alan yerler başka dilden gelen kelimeler sonuna ın almaz da S alır. Mesela auto. Auto başka dilden gelmedir. Sonuna S gelir ama onu ifade ederken yazılı dilde. Üstüne S'in hani şey gibi auto ayrım çizgisi S. Kesmiyor. Üstten ayrım, üstten kesme işaret S. Yazım dilin. Ama konuşurken normal nasıl yalnız diyorsun? Autos. İşte taksi, taksis, kasa mesela, kasa da başka değil de, kasas şeklinde. Bu böyle. Yani de ya da het şey, de ya da het olması fark etmiyor. Çoğul oldu mu? Kesinlikle hepsi de. Çoğul böyle yapılıyor. Bu da anlaşıldı mı? Zaten üzerinde çok fazla duracak bir şey yok. Kullandıkça alışıyor insan. Yani sonuna ön geliyor, es geliyor. Yongas, kökanız. Hep hani kullandıkça olan bir şey. Üçüncü konumuz ne diyorlar ona? E alma halini anlattın mı? Anlattım aslında. Ne var? Yani sıfatın sonuna e gelmesi. Ha, yok. Anlatmadım. Belki de anlamadım. Tamam. Buna getir. Bunu şey yapalım. Yani bazı diye Hollandaca'da sıfatların bazılarının sonuna e gelir. Genellikle gelir. Ama hangi durumda gelmez, hangi durumda gelir. Bunu belirleyen şey demiştim daha önce. Article, hangi article olup olması. De ya da het olmasına bağlı olur. Ama şöyle, az önce dedim ya. Belli durumlarda, örnek veriyorum. İşte kompütürden bahsediyoruz. Hangi kompütürden? Bu kompütürden bahsediyoruz. Bildiğimiz bir kompütürse, mesela örnek veriyorum, çok güzel kompütür diyeceğim. Moje kompütür. Niye? Çünkü ben biliyorum bunun hangi kompütür olduğunu. Article'ını bilmeme gerek yok. De ya da het olabilir. Ama ben belli bir bilgisayardan, sizin de bildiğim bilgisayardan bahsettiği için moje kompütür diyelim. Moje. Ama şöyle dersen, mesela ben elektronik mağazasında bir bilgisayar gördüm. Bilgisayar het ile başlıyorsa sonuna e gelmez. Çünkü moi. Bilmiyoruz. Moi. Evet. Hani şeyi bilmiyor. Article'ı headse ve hangi bilgisayardan, yani bir bilgisayardan bahsediyorum.
Ama hani benim bilgisayarımdan bahsetmiyorum. Orada bir bilgisayardan bahsediyorum. Çünkü hani şey bir durum. Orada birçok bilgisayar görmüş olabilirim. Bir bilgisayar sen bilmiyorsun onu hangi bilgisayar olur. Dolayısıyla onun sonuna E gelmez. Ich habe in Elektronika Winkel ein mein Computer gesehen diyor mesela. Elektronik mağazasında güzel bir bilgisayar gördüm. Dolayısıyla moy oluyor. Sonuna E gelmiyor. Yani E gelmeyen tek durum bu. Yani article'ı had olacak. Normal mesela had house diyoruz ya. Had house. Mesela bu ne? Kesinlikle had'tir bu. Article'ı. Ama benim bildiğim bir house'dan bahsediyorsak, evden bahsediyorsak moye diye kullanıyorum. Sonuna e geldi sıfatla. Ama bilmeyen belirli bir yani işte az önceki gibi bir ev satın almak istiyorum dedik mesela. O durumda e gelmez. Çünkü hani bir ev almak istiyorum ama hangi ev alacağım? Belirsiz bir ev. Bir ön house. Doğasıyla sonuna e gelmiyor. Yani moy house oluyor. Diğer kalan her şimdi article'ı belirlenen hepsinde sonuna e alır. Article ne oldu fark etmez. Bilindik şeyse mesela. Head class diyorum mesela. Head classçe. Nedir? Bildiğim işte bu bardaktan bahsediyorum. Yani that is an that is moy classçe diyorum. E aldı sonuna. Çünkü biliyorum ben onu. O durumu. E alma durumu böyle. Bir de az önce de alan hallerden bahsetmiştim. Hollanda'da kısaltmalar vardır. Neyse mesela jongen, jongetje. Klas, klasçe. Köken, kökünçe. Hollanda'da istisnasız neredeyse her isim çe'yi alabilir kısaltma. Yani hani bizdeki şeycik. Bilgisayar, bilgisayarcık. Mutfak, mutfakçık. Ağaç ağaççık, genç gençik. Ha bizdeki o bir şey cik yapan var ya, bizde her şey mesela olmaz. Örnek veriyorum dede diyoruz biz. Dedecik olur mu? Ancak sevimli işte ya dedecik falan severken ancak kullanılır ama dedecik diye kullanılır. Bunlar da dede dahi. Omaçı, opaçı. İstisnasız her şeyi böyle kısaltabilirler. Bir kelime kısaltma olarak yani böyle sonuna ç alarak kullanılıyorsa ki article'ı hepsi head'tir. Yani hep kompütürçe, hep yongutça, hep meşresçe, hep house'çe, evi bile kilitliyor, evcik, hep house'çe'dir. Bu da böyle. Şimdi başka bir konu. Arka arkaya dört tane konu işlemiş olduk. Hollandaca'da şeyi nasıl söylenir? Biz de söylediğimiz. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci, yirminci, otuzuncu. Bunlar nasıl söylenir? Bunu yedelim. Baştan gidelim. Hangileri istisnai bir durum var? Yani normallerin dışında. Onları sadece ezberlemek gerekiyor. Geri kalan zaten aynı şeyde gidiyor. Belli bir kuralda gidiyor. Birinci erste demek. Erste. Normalde bir neydi? Eindi. Ama erst ilk demek. Hollandaca'da. Dolayısıyla birinci yani ilk anlamına gelen erste şeklinde kullanıyor. Yani sonuna T, S, T almış oluyor. Erste. Bundan sonraki hemen hemen hepsi şeyin rakamları geldiği gibi. Mesela 2 ne? Tveide. De. Tveide. 3 ne? Diri. Diri de olmaz. Sese evet. Uymuyor. Derde. Derde. Sadece bak burada bir hani ein'den farklı olarak ilk kelimesinde alıp erste oluyor. Bir de 3 diri de olmayacağı için derdeye dönüşmüş. Bundan sonraki hepsi mesela twei, tveide. 4 firdi, fir, firde. Mesela five, fivede. Sonra de geliyor. 6 zesti, zeste. 7 zeyfun, zeyfunde. Sadece burada ne farklı? 1 ve 3. Acht farklı, 8 farklı. Achte. Dememişler de achte. Birdeki gibi. Erste diyor ya. Achte. Diyor. Çeste düşmüyor. Mesela neyhın tinde. 19. Neyhın tinde. Achtinde. Zeyfün tinde. Zeyfün tinde. 20'ye kadar böyle. Tamam. Elfte mesela 11. Elfte. 11'den sonra mesela hepsi böyle. Elfte.
Etvaus'ta dertinde mesela şeyi oradan alabilirsiniz aslında mesela 3 der diyor ya niye diri olmuyor? Çünkü mesela 13'e de dönüşürken 3 dertin Dritinde dertin diyor ya mesela olmuyor. dere dönüşüyor. Derde 13'te mesela dertinde mantık olarak. Tamam. 19'a kadar böyle. Nathan 21'den sonra artık STE ekini alır. Yani 20 neydi? Twintig. Twintigste. 30 neydi? Dertigste. Dertigste. 100 Hondurtste. Bondurt. Hondurtste. Hondurt. Bondurtste. Hondurtste. Hondurtste. Sadece şeyi söylerken mantık olarak bizde hani 21. Bizden, çünkü hani bizde nedir? Önce 20'yi Sıralı. söylüyorsun, arkasından birini söylüyorsun, 21. söylüyorsun. Bunlar da yine harfin okunuşu şeklinde. Hani harfin burada rakamı nasıl okuyorsun? Mesela 24 diyelim. Dörtte. Fiilen 20 diyorduk değil mi? Evet. Yine bu sıra sayıları söylerken mesela 24. derken Fiilen 20'ste. Mesela 21 er en tüvent mu? Er Aynen 20'ste. en Ya. tüvent. Aynen. Hı. Yani şeyin başına gelmiyor da bizdeki gibi mesela üçüncü ya da birinci derken birinci yapmıyor da işte 21. demiyor da mesela arkadaki rakam söylüyor arkasından 20.'yi söylüyor. Mesela size aynen 20'ste. Today and 20'ste. Birinci, yirmi ikinci. Hı. Three and 20'ste. Aynı şekilde 30'da. Aynen 30'ste. Gibi. 44 4 Firen en 20'de. 44 Pardon. Firen Firtın 40'de. Firtın Kullandıkça masada firen. Aynen. Sadece Mantık, matematiği mantığını mi? kavrayacağımız. S de başlıyor. Ders drill olmayacağı için mesela 13 Er. gibi mesela dertin diyorsun. Ne orada? Derde diye dönüşüyor. 1'de. 5'te. 20'den sonra işte Twin Tux'da, Dirt Tux'da, Three Tux'da, Five Tux'da diye devam ediyor. 100. bile derken Hundred Tux'da. Sadece orada dikkat edeceğiniz hani şunu söylerken ikili iki basamaklı sayılarda hangisi önce geliyordu? Neyi söylüyorsun? Hep Twin Tux'da, Dirt Tux'da ile biter. Rakamı ilk başta söylüyorsun. Sondaki rakam ise Aynen Twin Tux'da. Dire en Twin Tux'da, Five en Dirt Tux'da diye söyleniyor. Net mi? Evet. Bunları bir kavradıktan sonra mı başka konulara geçelim yoksa? Biz bunları Yani bunlar zaten basit. gün içinde işleriz. Çay içerken bile konuşuruz. Otururken de bunları pratik yaparız mı diyorsunuz? Başka Evet, konulara mı canım geçelim? bunlar basit. Tamam. O zaman şöyle geriye gidiyorum tadında. Ayarladığım konular var. Dün akşam otururken dedim ya mesela bir yere gittiniz, birini tebrik etmeniz gerekiyor. Hollanda'da çok yaygın kullanılan bir şey nasıl tebrik edilir? Yani tebrik konusu birazcık çok yaygın kullanılan bir şey. Her durumda tebrik edilir insanlar. İşte nedir? Çocuğu Doğum olur, tebrik edilir. Doğum günü. günü olur, tebrik edilir. Okula başlar. Yani Onu da öyle. birçok durumda tebrik edilir. Mesela sınava geçersin, tebrik edilir. Yani aklınıza gelebilecek ne varsa hani tebrik edebileceğin durumda. Hani bir insanın başarılı olduğunda ya da doğum günü olduğunda, çocuğu olduğunda, bir şey iyi geçtiğinde falan tebrik etme şeyi var, kültürü var Hollanda'da. Bunu nasıl söyleyeceğiz? Tebrik etme fiili felicitation'dır. Felicitation. Yani fiilin kendidir bu. Ama bir insanı tebrik ederken felicitation, ilk felicitation demezsin. Felicitated. Felicitated. Ne? Felicitated. 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 Bir tane eyle. Felicitated. Felicitated. Yani birinin doğum gününe gittiniz. Biri sizi diyelim Hollandalı. Ki illaki olacaktır arkadaşlarınız. Ve sizi doğum günlerini falan çağırırlar. Ki Hollanda'da doğum günü yani 1 yaşından tut, kaç yaşında olursa, isterse adam 100 yaşında olsun doğum günü kesinlikle kutlar yani yapar. Önemlidir. Doğum gününde mesela iş yerinde çalışmaz mutlaka izin alır falan. Böyle o kadar yaygın bir kültür yani. Çağırdığı zaman hani kapıdan daha girer girmez ziline bastınız kapıyı açtı. Kefel ister diye girirsiniz.
şüpheli stare diye başlarsan el sıkıp öpüşüp öpüşmeye. Yani yanaklardan bizdeki gibi. Ama bizde iki değil. Bunlar da üç diyor. Hadi. Happy steak diye başlarsın. Mesela doğum gününe birinin gittiniz ya. O evdeki herkese happy steak dersin. Tek tek el sıkışıyorsan herkes için happy steak. Yani diyelim doğum günü kimin? Benim kızımın işte. Bir misafir geldi. Evde kim var? Diyelim ki işte anneanne, babaanne, hala, teyze, bilmem kim şu bu var. Giren kişi benden başla, annesi ve evde kim varsa herkesin elini sıkarken köpelisteyir. Selam diye, gibi. Yani böyle herkesi tebrik eder. Köpelisteyir, tebrik ederim demek. Ama neyle, neyi tebrik ediyorsun mesela? Yani doğum gününü tebrik ediyorsun, onu söyleme gerek. Köpelisteyir, met diye kullanılır. Köpelisteyir, met ya feryarda. Doğum günü demek feryarda. Ama burada dikkat edeceğiniz met'tir, tamam mı? Met yav diyor ya. Mesela bir durumda da aynı şekilde. Mesela doğum oldu. Doğumu da mesela. Hepeliste met yav doktor der mesela. Doğumunu kasteder orada. Hep met'tir. Met yav işte met. Hepeliste met yav feryada diye uzun bir şekilde kullanması. Bunun cevabı ne olur? Teşekkür edersin. Thank you well. Thank you well. Bir thank şeklinde. Bir de hani kalpten seni teşekkür ederim ifadesi vardı bizdeki gibi. O da heartlık hepeliste it. Hartlık. Hart. Hart kalp demek. Hartlık da kalpten, içten. Mesela teşekkür ederken de yine böyle mesela. Çok. Hani bazı durumlar olur. Bizde de vardır. Yani sadece teşekkür ederim kelimesi karşılamaz o yapılan bir şey. Sen ona ya yani çok gerçekten ha, kalpten evet. Teşekkür ediyorum demek istersin. Ya çok 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 teşekkür ediyorum dersin size. O zaman hartlık kullanmış. Hartlık thank you denir. Hartlık bedankt. Bu böyle tebrik etme konusu. Şimdi şey yapalım. Senin doğum günün bugün. Tuğba da senin doğum günün için tebrik etsin. Hep street met ya yardak. Met ya fer yardak. Fer yardak. Fer. Tamam. Söyle hepeli street met ya fer yardak. Ya da şöyle başlayalım. Sen de ki yarın benim doğum günümde. Tuğba'ya. O da seni şey yapsın, tebrik etsin. Nasıl söyleyeceğini biliyor musun? Benim yarın doğum günüm. Morgen. Mein. Yok, morgen. Evet. Morgen, ich hab... Ne, ich hab değil. Benim doğum günüm demek kullanılacağı morgen, yani yarın günüm. Ya da işte morgensiz cümlenin sonuna gelecek şekilde. Ya da morgenle başlayalım. Morgen, ben ik yarık. Morgen, ben ik yarık. Het. Ama okunuşu da çok zor. Het. Hepelisteyir. Met fer yardak. Met yav fer yardak. Met yav fer yardak. Sen şimdi söyle. Hepelisteyir met yav fer yardak. Yarın değil de öbür gün benim doğum günümdü. Öbür gün üstü mü? Overmorgen. Overmorgen. Ben ilk yarık. Yarık. Ben yarın diyorum, yarın. Hefelisteyirt met fir met yav met yav fir yav fir yardı fir yardı fir yardı fir yardı yok fir yardı fir yardı bak bir fir yardı yıl günü gibi ama yarık dedik az önce yani şöyle düşünün fir yardı ne anlama geliyor yar orada şey zaten yıl anlamına geliyor gün Fair de büyük ihtimal şey yani kutlamadan mı geliyor artık neden geliyor tam bilmiyorum ya da başını ifade etmek için fer kelimesi gelmiş takısı gelmiş. Hani orada şöyle düşün yar ve dak birleşmiş normalde hani birleşecek bir şey değil yar. Yılın senin günün gibi senin yıl günün gibi. Tamam yani isme dönüşmüş bu fer yar dak olmuş. Meteor fair yardım. Ama benim doğum günüm derken yarık diyorsun. Ha senin benim ağrım. Benle kullanılıyor bu. Yani zayn fiiliyle kullanılıyor. Mesela morgun benim yarık. Bitti benim doğum günüm. Bir sor bakayım bana. Yarın benim doğum günüm. Bu mu? Evet. Bir bana söyle. Yarın benim doğum günüm. Morgun benim yarık. Yarın. Morgun. Benim yarık. Hefestit. Met. Met yafer yar. Şeyi öğrenmiştik hatırlıyor musunuz? Vanir,
who, işte o tarz sorular. Mesela sen şimdi Tuba'ya şey sor. Doğum günün ne zaman? One year. Ben yay. Yarda. Yarık. Yarık. Senin. One year. Ben ilk. Olur mu? Burada şey vermen lazım. Ben ilk soruya gelen ilk ben dersin. İlk ben. İşte morgen. Yarık. Burada direkt tarih vermen lazım. Tarih yani gün istiyor aslında. Yıl falan da değil sende. Doğum günü ne zaman? Mesela bugün ne diyelim? Ocak diyelim. Benim doğum günüm 15 Nisan olsun. Tamam. Oradan vanille, ben ya yarık dediği zaman gün söylemen lazım. Mesela op. Tam günde mi op kullanıyorsun? Op. Yani şey de işte İlk şöyle düşün. Op. Ne zaman senin doğum günün? 15 Nisan'da. İlk ben op. 15. Bak soruya dikkat et. Vanille ben ya yarık. Mein yarık is. Öyle mi kullanmam lazım? İlk ben desem? İlk ben olmuyor. Benim doğum günüm demen lazım. Mein yarık. Mein yarık. Ne? Mein yarık oluyor mu? Ne olmaz? Mein yarık. Mein feriyagab. Mein yarık. Oluyordu herhalde. Seni kestiremedim. Yeni bir akım getireceğiz hala. Direkt tarihte söyleyebilirsin. Yani manyarık da diyebilirsin. Deniyordu galiba. Zeyfunen tuvaf. Op zeyfunen tuvaf. İşte 1995 demek tuvaf. Evet. Tetventif. Yıl söylemiyorsun, yıl söylemiyorsun. Öyle mi? Burada istediği senden doğum tarihi değil. Sadece senin günün doğum günün ne zaman? Op. 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 5 and 20. Ya da op. 5 and 20. April. April. Ne zaman işte? Ayın hangi günü? Ne zaman? Burası ben de oturmadım. Tek bir defa mı? Şöyle. Bana sor. Hani senin ne zaman doğum günü diye. One year. Ben yay. Yarık. Op. 5 nokta olur. Op, direkt gün söylüyorum yani. Şu hani şey değil burada hani doğum gününü sormuyor çünkü sana. Doğum günü şeyi soruyor. Yani Hollandalılar değil mi? Doğum günü özeldir. Diyelim seninle yakın olan bir arkadaşım var. Senin doğum günü niye sorar? Ajandasına yazacaktır. Doğum günü sana. Tamam. Yani şeyi ne zaman ister? Hani doğum tarihini gün ay yıl olarak. Yani iki türlü sorar. Vanille ben yakın boğurun diye sorabilir. Ya da batıcı yok kaburtu dağıtın. O zaman gün, ay, yıl söylersin. İlk ben vandag, yarık. İlk ben morgen, yarık. Hetis vandag, mein, ya, feriyardag. Kutlamayı çarpalım bir de. Feiern. Feiern'i burada öğrenelim hemen. Feiern. Feiern. Ne, kutlamak. Feiern. Feiern, feiern. Kutlamak, fiil yaz diyorum, söylüyorum. Tekrar et diye değil. Feiern. Feile. Ve. I. E. R. E. N. Feiern. Feiern. Kutlamak. Doğum günü kutlamak, bir şeyi kutlamak, işte ne bileyim, iş yerinde yükselmişsindir, onu kutlamak, kral gününü kutlamak, işçi gününü kutlamak, kurtuluş gününü kutlamak, evet. Hepsi fiirindir. Fiirin. Mesela ilk fiir, vandag, mein feriyadag. Bugün bu. Doğum gününü kutluyorum. İlk fiir, vandag. İlk fiir. İlk fiir, vandag. İlk fiir, vandag ya da mandag. Vandag. Morgen olabilir. O zaman ifadesi size kalmış. Yardag. İlk fiir. Mandag. Mein feriyada. Feriyada. Okey. Understand? Yes. Okey. Net mi bu konu? Evet. Neyi öğrendik? Tebrik etmeyi. Tebrik etmeyi. Hefelisteyrt. Feiern. Hatelik. Hefelisteyrt. Doğum gününü sormayı öğrendik. Vanille. Ben ya yarık. Evet.
Vanir banyo yarık. Yarı tarih belirtiyorsun. Vanir banyo hıboğurum. Doğum tarihi. Doğum tarihi. Ne zaman doğdun? Hıportatum. Hı? Hıportatum. Hıportatum. Hadi yok hıportatum. Vanir banyo hıboğurum. Ne zaman doğdun? İfade edelim. Bunları çalışacağız. Yeter mi? Öbür konuya geçelim mi? Yeter. Yeter mi? Çok yüklenmeyelim değil mi? Gün içinde evet. Daha bunların hepsinin pratiğini yapacağız. Evet. Kısa kısa pauzeler verip her yarım saatte bir yarım saat pratik yapmamız lazım. Okey. Bu ders de böyle olsun.